Merhaba satranç severler. Bugün de İskoç minyatürlerini biraz bahsedeceğiz. E4, E5, at, F3, at C6 ve İskoç oyunu değil mi? Merkezde hemen bir mücadele. Beyazlar Howard Staunton, siyahlar Karl Mayer. 1851 yılında oynanmış değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi piyon isteniyor. Piyon tutuldu. Romantik dönem satranç oyunu değil mi? Evet. Gelişimini yapar yapmaz Howard Staunton ne yapıyor? Rokunu yapıyor. Evet. Şimdi nereyi istiyor? F7 istiyor değil mi? Evet, bakın fille at ikisine F7 istiyor bak. Buna bir engel olmak gerekir. Piyon sürüldü. Filin yolu kapatıldı. E4'teki piyonla kırılınca at istendi. At da beyazda giden filin istiyor. Stantının. Tabii ki fil verilemez. Fil değerli. Atını rahatsız etti. Dedi ki atını alacağım. Buradan çeker misin dedi. Tabii ki dedi Stanton. O da onun siyahta giden filini istedi değil mi? Benzer konum gibi geliyor değil mi? Evet. Burada dikkat ettiyseniz beyaz önce hamle yaptığı için tempo üstünlüğü oluyor değil mi? Evet, burada çift soru işareti geldi. Niye? Çünkü vezirle at istenildiğinde at tutulamıyor. Niye? F7'deki piyon sürülemez atı tutmak için açmaz da. Vezirle vezirin bir görevi var. Gördüğünüz gibi değil mi? Atın birini tutuyor. Eğer vezir D6'ya gelirse iki atı birden tutayım derse gelemiyor değil mi? Atı var. Peki şu anki görevi atı tutmak. Öbür atı tutayım derse bu sefer diğer atla beyazda giden fille alacak. Burada attan vazgeçiriliyor. Güvenlik diyor. Ve burada bir taş kazancı değil mi? Evet. Burada bir materyal kazanıldı. Bu materyal bir at. Şimdi üstün konuma gelince sadeleştirilip ne yapılıyordu? Oyun sonunda at da kazanılıyordu. Tabii ki bakalım öyle mi olacak? Evet, burada oyun bitmiş. Gördüğünüz gibi burada oyun bitmiş. Karl Mayer demiş ki pes ediyorum. Tabii biz biraz daha oyunu ilerlettik. Teknolojiden yararlandık. Daha iyi anlamak için. Evet, şöyle bakalım. Fil alınınca taş değişimi fil atı alıyor. Fille at alınca gördüğünüz gibi atla bir şah var. Nereye gitmek zorunda? Köşeye değil mi? Niye köşeye gitmek zorunda? Çünkü H8'e gitmek zorunda. Çünkü H7'ye gidemez. At oraya kontrol ediyor. Eğer G7'ye gelirse çifte şah var. Daha büyük sıkıntılar var değil mi? Evet. O daha tehlikeli. Onun için en emniyetli yer köşe gözüküyor. Evet. Fil alınca da şah deniyor değil mi? Burada ne var? Açarak şah çekme teması var. Tekrar gelişim dendi. Diğer at da çıkılınca vezir genindi. Hemen vezire vezir kırıldı.
Evet. Gördüğümüz gibi fazla olan atımız da gayet rahat oyun sonu devam ediyor. Burada iki piyondan biri isteniyor. Kesinlikle alınır. İkisini birden tutamayacağı için. Ve tahtada at oynatırsınız arkadaşlar. Teşekkürler. İskoç minyatürlerine devam edelim. 1860 romantik dönemde oynanan bir oyun daha. Evet. Siyahlar. Charles Henry Stanley. Evet. Oyunumuz E4, E5. Buraya kadar bildiğimiz hamleler. Değil mi? İskoç oyununu belirleyici hamlesi. Evet. Ve direkt F7'ye dik, göz dikildi. Piyon tutulduktan sonra o piyondan sökülmeye çalışılıyor. Piyon ilerletiliyor. Ve siyahta giden file ne olmuş oldu? Rahatsız edilmiş oldu değil mi? Evet, şimdi at rahatsız edilmiş oldu. Şimdi burada gördüğünüz gibi yapılan hamleyi gösteriyor. Alternatif hamleleri gösteriyor değil mi? Bakın vezir de çıkabiliriz diye. Atı böyle kaçıp fil isteyebiliriz diye denebiliyor. Filin çünkü gidebileceği bir nokta yok gibi değil mi? Atla fili alabiliriz diye. Evet. At gelince o yüzden soru işareti ünlem yapılmış. Şimdi fille vezir F7'ye bakıyor. Büyük bir sıkıntı olabilir. Mecburen yol kapatıldı. Alınınca da diğer at çıktı değil mi? Evet. Rok hazırlığı yapıldı siyahlarda. Bakın beyazlar da rok öneriyor. Piyon sürülünce. Rok yapıldı. Evet. Beyazın buradaki at hamlesi çift soru işaretli değil mi? Evet. Vezir alınınca da şimdi F7'ye vezir fil bakıyor oraya odaklanmış. Değil mi beyaz oyuncu? Evet gördüğünüz gibi oraya odaklanmış. Yalnız rok atmadığı için şaha güvensiz kalmış. Bunu fırsat bilen Charles Henry Stanley fili feda etti. Şah dedi. Ve yolu kapattıktan sonra at açmaz da değil mi? Bakın at kaçılamaz. At açmaz da. Filden de atı alırsa ne yapacak? Tekrar at batacak. Evet şu anda atı aldı şah. Fili feda etti ama yerine atı aldı değil mi? Şimdi burada oyun bitmiş. Niye oyun bitmiş? Çünkü gördüğünüz gibi beyazın şahı ortada savunamıyor. Tabii ki rok yapmanın faydasını görüyor siyah. Beyaz da onun cezasını çekiyor. Oyun burada bitmiş. Hemen bir ilerletelim bakalım ne olmuş. Evet. Şimdi isteniyor gördüğünüz gibi. Fil alırsak vezir istenirse şah ortada gördüğünüz gibi daha sıkıntıları büyük. Direkt mat isteniyor değil mi? Orada şah ve mat. O yüzden vezir değişelim diyor. Olur diyor siyahlar. Tabii ki kareyle fil alınca gördüğümüz gibi bir materyal üstünlüğü oluyor. Beyazın kaleleri hiç kımıldamamış gördüğümüz gibi. Evet, fil isteniyor. Fil görülemez deniyor. Fil ısrarla isteniyor. Bu sırada at da verilemez diyor. Bir taşın
üstünlüğü değil mi? Bir siyahın beyazda giden filin fazla. Sadece o mu fazla? Evet, sadece o fazla. Yeter. Yeter. Piyonlar eşit. Yeterli. Evet. Teşekkürler.